Hocam hazırsanız başlıyorum. Buyurunuz. Nasıl bir mahallede büyüdünüz? Çocukluğumu geçtiğim mahalle böyle mandalina bahçeleriyle dolu. Şen şakrak, hoş, çok güzel bir mahalleydi ve o çok mutlulukla anarım onu. Çocukken giydiğiniz pantolonun cebinden ne çıkar? Kuvvetli muhtemel çizgi roman çıkar. Çünkü bir çizgi roman delisiydim. Hala da ucundan da olsa takip etmeye çalışıyorum. Sahiden çok dehşetli bir çizgi roman takipçisiyim ve benim bence sanatıma da çok etki ettiğini düşünüyorum. Ben yazsaydım dediğiniz bir kitap? Bir tanesi Danilo Kiş'in Ölüler Ansiklopedisi. İnanılmaz etkilemiştir beni. Hala kafamın içinde dönüp durur. İkincisi de Nabokov, Sebastian Knight'in Gizli Hayatı. Sette nasıl bir yönetmensiniz? Önce şunu söyleyeyim, bu yönetmenlerin bir kısmı böyle çok bağırır çağırır. Evet. Böyle bir terörist diren yönetmenler vardı. Hiç asla ve kata onlardan biri değilim. Sinemanın kolektif bir iş olduğunu düşünüyorum. Yönetmen olarak da benim üzerime düşen bir vazife var. Onu hakkıyla yerine getiren bir şekilde davranıyorum. Harika. Bazı filmler siyah beyaz olmalı çünkü... Çünkü hikaye onu çağırır ve o da yerine getirir görevini. Bıkmadan izlerim dediğiniz bir film. Takıntılarımdan biri Üçüncü Adam. Dolayısıyla bu defalarca seyrettim ve seyretmeye de doyamıyorum. Zamanda yolculuk yapma imkanınız olsa kiminle tanışırdınız? Bir Cervantes. Çok olağanüstü bir şey olurdu. Bir de çok tanışmak isterdim. Calvino, Italo Calvino. Resim mi, roman mı? Roman. Size huzur veren bir şey? Çocukluğuma ait bir an. Bir yaz günü Trabzon'daki evimizin oturma odasında üzerine güneş düşen koltukta oturduğum an. Yalın bir Belatar filmi mi yoksa gişe rekortmeni bir ana akım filmi mi? Bu en kolay soru bu oldu galiba. Öyle mi? Belatar diyorum. Sizde yeri ayrı olan bir şarkı. Hemen aklıma gelen çocukluğuma ait bir şey. Yani gençlik, çocukluk arası. Siz bilmezsiniz muhtemelen. In the Years 25-25 diye bir şarkı vardı. Bilirim. Kafamın içinde döndü birden. Dünyada görmek istediğiniz bir yer? Bir türlü becerip gidemediğim Hindistan. Yani çok festivaller oldu, çağrıldım filan ama olmadı. Size göre en sinematografik şehir? İki şehir. Hong Kong, Bangkok. Wow, uzak doğuda. Hangi dönemde yaşamak isterdiniz? Ya kendi tecrübem içerisinde söyleyeceğim bunu. Bu 70'lerin Türkiye'si.